Kariyerim boyunca unutamadım tabii, şu ana kadar çok anım var ve çok da olacağını bundan sonra da biliyorum. Ama unutamadığım birkaç tanesini söyleyebilirim. Bir tanesi, ilk teknik direktörlüğümde Kartalspor'da çalışırken ligi ben gittiğimde 13 hafta kala sonuncu sırada bir takımdık. Ligin ilerleyen haftalarında müthiş bir ivme yakaladık. Çok iyi durumlara geldik ve ligin sonunda şampiyonun en büyük adayı olarak Kırıkkale maçına gitmiştik. Kırıkkale Spor kazandığı zaman playoff'a kalacak. Biz kazandığımızda veya berabere kaldığımızda, ki Kırıkkale Spor'da berabere kaldığında playoff'a kalacaktı. Böyle bir ortamda bir maçımız vardı. Kırıkkale şehri tamamen bu maça odaklanmış. Çok müthiş bir atmosfer vardı. Ve biz maça çıktığımızda, maça Kırıkkale Spor başlayacaktı. Ve maça başladıktan 11. saniyesinde maça Kırıkkale Spor başladı ama 11. saniyede biz gol atmıştık. Ve bir senenin emeği olan ve müthiş çıkış yakaladığımız 13 haftadan sonra ki o gol ve 11. saniyedeki gol bizim şampiyonluğumuzun ilanıydı. Bu golü hiç unutamam ve teknik direktör hayatımın ilk şampiyonluğunun habercisiydi bu. Ve tabii ki hiç unutamadığım, hepimizin bildiği Erzurumspor'la yaşadığım ve penaltılarla şampiyon olduğumuz andı. O an herhalde hem hiç unutamam ve yıllarca da Türk futbolunda unutulmayacaktır. Çünkü dünyada bile eşi benzeri çok az bir pozisyona oldu. Biz penaltı kaçırdık. İki tane penaltı kaçırdık. Rakibimiz bütün penaltıları attı. Son 3 penaltıya gelindiğinde rakibimizin iki oyuncusu hangisi atsa, bizden de takım kaptanımız Nobre kaçırırsa şampiyonluğumuz gidecekti. Bu benim futbol teknik direktör kariyerimde unutamayacağım herhalde en önemli an diyebilirim. Oradan dönüp iki tane penaltıyı kurtaran Hakan Cambazoğlu kalecimizdi. Hakan'ın, Nobre'nin atması ve daha sonra uzayan penaltılarda şampiyon olmamız benim hiç unutamayacağım anlardan biridir. Ya, futbolda risk her zaman vardır. Eğer başarılı olmak istiyorsanız, eğer bir hedefiniz varsa maçın başında olabilir, içinde olabilir, maçın sonlarına doğru olabilir. Risk almak tabii ki futbolun içinde her zaman var. Riskten ziyade ben doğru oynama diyorum. Rakibi çok iyi analiz etme, kendi oynayacağınız oyunu oyuncularınıza antrenmanlarda özellikle benimsetme ve dolayısıyla da maçta bunu tatbik etme. Ama bazen futbolda her şey 2 kere 2 4 değil. Sahada, antrenmanda yaptığınız her şeyi sahada uygulayamıyorsunuz. Rakibiniz de sizi analiz ediyor. Benim özellikle gittiğim her takımda mümkün olunca ilk başladığım dönemlerde 4-4-2 oynatan bir hocaydım. Tabii bu oynatacağınız sistem takıma göre değişiyor. Bazı takımlarda 4-2-3-1 oynadım. Gittiğim birkaç takımda 4-1-2-3 oynadık. Bazen sahanın içinde maçın durumuna göre veya o maçtaki rakibin durumuna göre bu sistemler değişiyor. Bana göre sistemler sadece kağıt üzerinde olan şeylerdir. Önemli olan sahada yapacağınız işlerdir. Tabii ki ben içeri veya dışarı diye bir şeyim yoktur. Risk alınacaksa alırım, hiç korkmam. Oyuncularıma da bunu devamlı söylemişimdir. Ve riski kendi sahan veya deplasman diye ayırmam. Risk alınacaksa risk her yerde alınır diye düşünüyorum. Şimdi oyuncu transferi yaparken tabii ki belli kriterlerimiz vardır. O kriterlere oyuncuların da uyması gerekiyor. Özellikle oynayacağınız bir sistem vardır. Ben kendi sistemimi söyleyeyim. Ben çok çabuk oynayan, hızlı hücumlar yapan, mümkün olduğunca önde baskı yapan bir düzende oynamaya çalışıyorum veya oynatmaya çalışıyorum takımımı. Transferleri yaparken de tabii ki transferlerin hepsini bu doğrultuda yapıyorum. Genellikle mümkün olduğunca çabuk oyuncular ve bu grubun içinde
özellikle oyuncuların birinci olmazsa olmazı bana göre karakterdir. Karakterli futbolcuyla çalışmak gerekiyor. Çünkü oyuncular arasında inanın bana çok fazla farklar yok. Karakterli oyuncu bir adım önde oluyor. Tabii oyuncunun çalışkan olması bana göre çok önemli. İşini sevmesi, futbolu sevmesi, antrenmanı sevmesi. Yani işini sevmeyen oyuncu ileride muhakkak problem çıkartıyor veya problemi yaşıyor zaten kendisi de antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun. Onun için biz transferleri yaparken hem oyuncunun karakterine, kişiliğine, geçmişine muhakkak bakıyoruz ama oyuncunun bu işi sevmesi bana göre en önemli şey. Karakterli oyuncu, işini seven oyuncu bir yerden sonra bir şekilde hem işini sahipleniyor hem sizi sahipleniyor, takımını sahipleniyor. Bu bizim için çok önemli oyuncu seçerken. Tabii seçtiğimiz mevkiye göre uygun oyuncuların olması, bu oyuncuların arasındaki seçimlerimiz, bizim de kendimize göre oynatmak istediğimiz sisteme göre oyuncu seçiyoruz. Bu seçtiğimiz oyuncuların hepsi yapacağımız sahadaki işler doğrultusunda oluyor. Onun için kısaca özetlersek oyuncudaki özellikler bir karakterli oyuncu, işini seven ve takımının gittiği takıma, aldığımız takıma her şeyini verebilecek bir oyuncu. Bir de takımdaşlığı çok sevmesi gerekiyor oyuncunun. Çünkü biz 11 kişi, giren oyuncularla 14 kişi, 28 kişilik bir kadroyla çalışıyoruz. Ve bu 28 kişilik kadronun içindeki oyuncuların hepsinin hem oynamayı hem de oynamamayı bilmesi gerekiyor. Kariyerimle alakalı da tabii ki çok büyük hedeflerim var. Ben kendi adıma alttan çok donanımlı gelen, işini çok seven, işine aşık hocalardan biriyim. Devamlı kendimi yenilerim. Bütün dünyadaki şu anda olan bütün yeniliklerden, her şeyden mümkün olduğunca haberdarım. Hem iletişimlerimle hem bize gelen dergilerle, takımlarla olan iletişimle ve oradaki arkadaşlarımızla olan iletişimlerimizle şu anda dünyada olan her şeyden, bütün yeniliklerden haberimiz var. Biz devamlı kendimizi hep geliştirmek zorundayız. Çünkü bir hedefimiz var. Benim kariyer hedefimin içinde de öncelikle Süper Lig'de kalıcı bir hoca olmak. Tabii ki oradaki şu anda bizim ligimizde belki çok önemli işler yaptık ama bunu Süper Lig'de de yapıp Süper Lig'de kalıcı bir hoca olmak. Tabii ki büyük takımları çalıştırmak bizim büyük hedefimiz ama benim kariyerimin en önemli hedefi Türk milli takımını çalıştırmak. İnşallah bunu çok çalışarak yavaş yavaş Türk milli takımının başına da geleceğim. Benim en büyük hedefim, kişisel hedefim budur. Daha sonra eğer milli takımı çalıştırdıktan sonra da en büyük hedeflerimden biri Avrupa'ya gitmek ve Avrupa'da Türk hocalarının ne yapabileceğini göstermek. Biz gerçekten futbolcu anlamında yavaş yavaş şu anda Avrupa'ya çok oyuncumuz var, oynayan, Avrupa'da oynayan, milli takımımızda Avrupa'da oynayan oyuncu sayısı çok. Ama teknik direktör bazında şu anda çalışan hemen hemen hiç hocamız yok diyebilirim iyi yerlerde. Benim kişisel kariyerlerim arasında Türk antrenörlerinin dünyada neler yapabileceğini göstermek. Şu anda tüm dünya ve Türkiye olarak büyük bir virüsle mücadele ediyoruz. Hiçbirimizin bilmediği, şu ana kadar hem dünyanın hem bizlerin başına gelmediği büyük bir olayla karşı karşıyayız. Ama ben buradan özellikle hem ülkemiz adına söyleyeyim, bu sürecin çok iyi yürütüldüğüne inananlardanım. Çok az bir gecikme oldu ama süreç çok iyi yönetildi. Ve şu anda bulunduğumuz durumda artık hem hasta sayısı olarak hem iyileşen hasta sayısı olarak ve diğer yönlerden artık inişe geçti diyebilirim. Ülkemiz yavaş yavaş inşallah bu şeyden kurtulacak. Bunun için biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Biraz daha evde kalmamız gerekiyor. Ve bütün hepimiz hep beraber bunu atlatacağız. Hepimiz çok özledik yaptığımız bütün işleri.
Her şeyde vardır bir hayır derler. Ben buna çok inananlardanım. Biz belki bu süreçte, bundan önceki süreçte, koronavirüse kadar olan süreçte dostluğumuzu, arkadaşlığımızı, yaptığımız işin önemini, birbirimize olan ilişkilerimizi, her şeyimizi belki de unuttuk diyebilirim. Bazı şeyleri şimdi yeni yeni kazanıyoruz. İşte ailevi ilişkilerimiz, ailemizde bu kadar belki zaman harcayamıyorduk. Herkesin birbiriyle olan ilişkisi, yaptığınız iş, herkes her şeyin biraz daha bilincine vardı diyebilirim. Onun için benim herkesten tek ricam, biraz daha evde kalalım. Bu virüsü hep beraber yenelim. Tabii ki sıkılacağız. Hepimiz sıkılıyoruz. Ama bu çok önemli bir süreç. Bu sürecin çoğunu bitirdik. Çok az kaldı. Bu süreçte evde kalalım. Dışarıya çıkmayalım. O hepimizin özlediği günler tekrar gelecek. Biz futbol adamı olarak sahaları çok özledik. Sizler taraftar olarak futbolu özlediniz. Kendi işinizi, hayatınızı, yaptığınız her şeyi özlediniz. Bizler de biliyoruz. Ama çoğu şey bitti. Çok az bir şey kaldı. Buradan da çok sevdiğim Hatay'a ve Hatayspor taraftarlarına seslenmek istiyorum. Sizler gibi bizler de çok sabırsızız. Bir an önce bizler de liglerin başlamasını ve şampiyonluğu bizler de hedefliyoruz. İnşallah 6 tane final maçımız var. Bu 6 tane final maçında yüzümüzün akıyla çıkacağız. Şampiyon olacağız. Ve hepimizin o özlediği 53 yıllık şampiyonluğu Hatay'a getireceğiz. Ve inşallah da kutlamalarımızı hep birlikte yapacağız. Buradan bütün Hataylılara, Hatay'ı seven, Hataylıyım diyen herkese de selamlar yolluyorum.